Şu kapıdan içeri Fatih Sultan girse. Fatih Sultan Mehmet Han girse. Hayal edin nasıl biri girecek sizce? Şöyle biri mi girecek? Elinde kılıç, kan damlıyor. Sırtında kürk, başında padişah şapkası. Böyle biri mi girecek sizce? Eğer böyle birinin gireceğini düşünüyorsanız bence yanılıyorsunuz. Bakın ben söyleyeyim nasıl birinin gireceğini. Ama söylemeden önce de niye öyle söylediğimi söyleyeyim. İçeri girecek olan kişi aslında kim? 1453 yılında içeri girecek olan bu kişi ta o zaman, ta 1453'te 6 tane dil biliyor. 6 tane dil biliyor. İstanbul'u fethederken kullanılacak topları veya sonrasındakileri teknik çiziminde yer alacak kadar matematik biliyor. Evet, matematik biliyor. İstanbul'u alırken gökyüzünde ayın hangi o durumda olacağını belki de hesaplayabilecek matematik bilgisine sahip. İstanbul'u aldıktan sonra bugünkü Türkiye'nin ilk üniversitesi olacak İstanbul Üniversitesi'ne dönüşecek kurumu kuruyor. Etrafından bilim insanlarını eksik etmiyor. Bir bilim insanından bir şey öğreniyor. Sus diğerlerine söyleme diyor. Diğerlerine de aynı soruyu soruyor. Bilim insanları arasında rekabete bile yol açacak kadar zeki. Etrafındaki insanları sadakatine göre değil, liyakatına göre seçiyor. Kapıdan şu anda biri girse, Fatih Sultan girse ben size ne olacağını söyleyeyim. Çok büyük bir ihtimalle içeri girecek olan kişi Yuvarlak gözlüklü entelektüel bir adam olurdu. Çok büyük bir ihtimalle ya bugün dünyanın en önemli bilim insanlarından biri olurdu ya dünyanın en önemli şirketlerinden birinin CEO'su olurdu ya dünyanın en önemli girişimcilerinden biri olurdu. Ama ne olursa olsun bugünün koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapan kişi olurdu. O yüzden İstanbul'u o aldı. Başkası alamadı. Dolayısıyla arkadaşlar hayat kolay falan demeyeceğim kardeşim. Hayat çok zor. Hayat çok zor. Ama bu zor hayatı yenmek için gerekli olan araç, gereçler var. Bir, eğitiminize önem verin. İki, ben bunu deyince kızıyorlar siyasette şey durun diye. Ben size siyaset yapmayın demiyorum. Tabii yapın. Onu dememin nedeni şu. Sosyal medyada bunu dedim diye kızdılar. Kısır tartışmalardan oluşan siyasetle zaman kaybetmeyin dedim ben size. Elbette hepinizin siyasi görüşü olacak. Elbette. Elbette bir düşünceniz olacak. O düşünceyi savunacaksınız ama... Kardeşim sabah akşam haftada yedi gün siyaset konuşulup yapılmaz ki sen geri kalan hangi zamanda Fatih'in yaptıklarını yapacaksın? O yüzden arkadaşlar bir eğitiminize önem verin. Altı dil bilmenize artık gerek yok. Çünkü artık alet edevatlar bile var. Konuştuğunuz dili çeviriyor ama en az bir yabancı dil bilin. Birden fazla döküman okuyun sadece sizinle aynı görüşte olanları değil, sizin karşı görüşünüzde olan yayınları da okuyun. Onları da tanıyın. Empati başarılı olmanın en önemli şartlarından biri. Empati yapmak için, karşınızdakinin nasıl düşündüğünü düşünebilmek için onun pabuçlarının içine girebilmeniz lazım. Bunu başarın. Evrensel olun. Ve benim şöyle bir sözüm var onunla bitireyim. Milli olmak için evrensel olmak şart. Evrensel olmayan milli olamaz kanıtladıktan sonra sahneden ayrılacağım. Milli olmak ne demek? Milli olmak ne demek? Ben milliyim mesela. Ne demek milli olmak? Ben tanımlayayım. Millinin tanımını biz tam tanımlayamadık galiba. Milli olmak demek ülkesini sevmek demek değil. O şartlardan bir tanesi. Ülkeni tabii ki de seveceksin kardeşim. İnsan kendi evini sevmez mi? İnsan kendi evinin içine çöp atar mı? İzmarit atıyor musunuz evinizin içine? Ülkeni tabii ki de seveceksin ama ülkeni sevmek milli olmaya yetmez ki. Ülkeni zaten herkes sevecek. 80 milyon insandan da en az 75 milyonu seviyordur yani. Ama o yeterli, yeterli değil. Gerekli. O gereklilik, yeterlilik değil. Ülkeni seveceksin, artı katma değerli mal üretip bunu dünyaya satacaksın. O zaman milli olmak için katma değerli mal üretip bunu dünyaya satman lazım. Onun için katma değerli mal üretip bunu dünyaya satacak insanları yetiştirmen lazım. Onun için katma değerli mal üretip onu dünyaya satacak, insanları yetiştirecek eğitim sistemini kurman lazım. Onun için de evrensel yapman lazım eğitim sistemini. Neden? Çünkü katma değerli mal üretebilmek için o adamın bir değerin üzerine değer katması lazım. Neyin üzerine değer katman lazım? Dünyadaki en iyinin üzerine değer katman lazım. Dünyadaki en iyiyi bilmeden, yani evrensel olmadan nasıl değer katacaksın onun üzerine? O zaman katma değerli mal üretmek için evrensel olmak lazım. Onu evrene satabilmek için satacağın adamları tanıman lazım. Yani milli olmak için milli olmak eşittir katma değerli mal üretip bunu dünyaya satmak. Milli olmak için evrensel olmak lazım. Evrensel olmayan milli olamaz.